Dostlar selamünaleyküm ben Sabri. Birkaç gün evvel Realme C55 satın almıştım kızıma ve videosunu sizlerle paylaşmıştım. Şimdi de ufaklık yani oğlum dedi ki bana da tablet al baba. Tabi babası da durur mu gitti aldı. Allah'ın verdiği parayı ailesine harcamaktan hiçbir şekilde çekinmedi tabii ki. Şimdi bu ürünü kutusundan çıkartacağız. Sizler de satın almayı düşünüyorsanız bu videoyu izleyin ve kutudan nasıl çıkıyormuş ona bakalım. İlerleyen zamanda bir de test videosu paylaşırız tabii ki. Çünkü bu ürün piyasaya yeni çıktı. Kutu içerisinden kılıf da çıkıyormuş. Onu da gösteriyor. Bizler öncelikle şunu bir jelatinle açalım dostlar. Sonrasında da hep beraber hem kutunun etrafına bakalım hem de kutu içeriğine şöyle bir yakından bakalım. Bismillah diyerekten çentimize daha doğrusu jelatinimize bir çentik atıyoruz ve bu iş bitiyor. Fiyat olarak 3500 TL'ye satın aldım ben. Teknosa'dan aldım. indirimdeydi. Sizler de indirimde bulduğunuz yerden siparişinizi yapıştırın. Aynı gün teslimat yapıyormuş Teknosa. Ben de oradan aldım. Mediamarkt'ta, Vatan Bilgisayar'da da 3800 liraydı. İlerleyen zamanda ekstra indirime girer mi? Hiçbir fikrim yok açıkçası girerse iyi olur. insanlar daha da uygun fiyatlara bu ürüne ulaşabilirler diyelim dostlar. Şuradan hop. Aha. Ne oluyor lan? Her şeyi devirdik. Şöyle yapalım. Tamam. Kutu üzerinde neler var onları bir görelim dostlar. Nerelere neler yazmışlar. Tabii hem dokuz ok ya her yerine de kılıf çıkar diye yazmasaydı iyi olurdu. Kılıf demek değil mi bu? Çok fazla yabancı cam yok ama herhalde kılıftır. Sonra buraya gelince yazıları böyle çevirmek zorunda kalıyoruz. Buraya gelince de böyle yapıyoruz dostlar. Kutu etrafına bakarken rally yapıyoruz resmen. Yani yok artık çevirmeyeceğim. Siz bunu okudunuz. Kutunun ön tarafı da bu şekilde neler çıktığını gösteriyormuş. Hemen hemen hiçbir özelliğe yer vermemişler. Teknik detayı doğru düzgün yazmamışlar. İşte 9 inç HD ekran olduğundan bahsedilmiş. İyi bir işlemci vesaire vesaire. Ben sizlere söyleyeceğim zaten bunları. Bizim elimizdeki 64 GB hafıza ve 4 GB RAM'e sahip. bunun haricinde de ne var? MediaTek Helio G80 işlemci var. Daha önceki Lenovo Tab M10 modelinden falan daha iyi bir işlemci olduğunu düşünmekteyim. Tabi kullandıktan sonra göreceğiz. Bunlar giriş seviyesi tabletler ama içerisindeki işlemciyi ben genel olarak beğendiğimi söylemeliyim. Şurada minik bir kutumuz bulunmakta. Kutu içerisinden kutu çıkıyor. Matruşka gibi. Bu kutunun herhangi bir yerinde de bir sim kart inisi gibi bir şey koymamışlar. Bu kutuyu kenara koyalım. Şu nereden açıyormuşuz? Buradan. Bu arada oğlumun henüz haberi yok. Bunun eve geldiğinden hala alacağım zannediyor. Biz kendisi de beğendik aldık. Umarım sever. Mutlu olur. Sevmezse biz mutfakta kullanırız. Yapacak bir şey yok. Televizyon falan izleriz. Buralarda bunları nasıl uygularız falan diyor sanırım. Ekran koruyucu film ayrı gelmiş. Bakın Realme'de de ayrı gelmişti. Ee, o videoyu izlemediyseniz izleyin mesela bak orada şunlar yoktu ben koli bantı kullanarak yapıştırmak zorunda kaldım burada var esnek bir cam bu esnek camları yapıştırması inanılmaz zor yani bir temperli cam gibi değil eğer çok bir el beceriniz yoksa bunu bir telefoncuya gidin orada yapıştırtın dostlar bunları yapıştırması gerçekten zor ama her halükarda ee, nasıl diyeyim sizlere bu inanılmaz iyi bir koruma sağlamıyor bu sadece çizilmelere karşı korur bunu söyleyelim. Tabi telefoncu bile taksa. Bu öylesine esnek camlar uzun zamandır piyasada olmadığı için. Esnek cam filmi diyelim bunları. Takarken hava kabarcığı baloncuk kalabilir. Onları dert etmeyin. yani Yapacak bir şey yok. Veya ilk etapta kendiniz takın. Ne olacak ki? Ee, bir temperli cam alana kadar falan kullanırsınız. Burasına da böyle bir dolgu malzemesi koymuşlar. Bunun içinde bir şey mi var ya? sanki. He? Bir dakika bir dakika. Açılıyor gibi burası da açılmıyor gibi de. Yok ortalarının ha, birleşimi köpük koymuşlar için. Hiç açmayayım bozmayayım orayı. Silikon bir kılıf. Ha, kapaklı kılıf zannediyordum ben bunu resimlerde gördüğümde. Kapaklı kılıf değilmiş. Bak çok güzel. Bunu tuttum. Birazdan bunu uygularız tablete ve görürüz nasıl bir şey olduğunu. Tabletin kendisi 9 inç ama sanki 9 inç tabletlere göre biraz ağır gibi geldi ilk etapta. Halbuki kutu üzerinde tüy gibi hafif şeklinde bir işaret vardı. Burada SD kart çıkartma iğnesini görüyoruz. Başka da bir şey yok buralarda dokümantasyonlar falan filan. Bunlar işte tablete, elektroniğe yeni başlayan kullanıcılar için böyle okuması zevkli olabilecek şeyler. Canları sıkıldığında okurlar. Gerçi olmasa daha iyiydi. Burada bir ucu tip A olan siyah renkli bir adaptör. Tabii ki bu üzerindeki jelatini sökebilirsiniz. Ben kullanmayacağım için sökmüyorum şimdilik. Burada da bir ucu tip C, bir ucu da tip A olan bir şarj kablosu. Data veri aktarım vesaire. Hepsi bu kadar mı? Evet, hepsi bu kadar. Şu ortada herhangi bir şey yok zaten. Kutu da hafifledi artık. Başka bir şey yok dostlar. Şu ürünü de şöyle hop kutudan çıkartalım. Aa bu ne lan? Ne güzel bir tasarım varmış bunun. Şurada e-maillerini falan e-mail de seri numarası gibi bir şey var. Bunu şu anda söksem mi bilemedim. Neyse. İnceleme videosuna bırak. Ama tasarım çok güzelmiş ya. Bak metal burası. Tamam mı? Şuralar plastik. Ee, kamera dizilimi bu şekilde. Ya yani bir tane led flash koysalar çok iyi olurdu ama tasarım çok hoşmuş ya. Buradaki bakın desen var ya. Şöyle göstereyim sizlere. Gerçekten şaşırdım. Çünkü doğru düzgün fotoğraf da yok internette. Doğrudan internetten satın aldım ben. Hiç doğru düzgün fotoğraf da yok dostlar. Neyse. Siz gördüğünüz en azından ben tasarımı çok beğendim. Burada başlayan metal malzeme hop bu kenarlara kadar gidiyor. Burası böyle birleşik yani yekpare. Altı ve üstü plastik tabii ki anten çizgileri için. Ses açıp kısma tuşu ve güç tuşu buraya konulmuş. Kısa kenara gelecek olduğumuzda bir hoparlör, tip C portu, mikrofon ve mikrofonlu kulaklık girişi. Şu diğer kısa kenara gelecek olduğumuzda ise herhangi bir mikrofon yok. Ama bir tane hoparlör var en azından. Şöyle uzun kenara gelecek olduğumuzda da SD kart yuvamız burada ve bu kısımda da yine herhangi bir mikrofon yok. Kamera kısmında var mıydı? Yok. Bu da demek oluyor ki mono ses kaydı alacağız bu. Er ses kaydı yapmak istiyorsanız görüşmelerde de aynı şekilde. Bak kamerayı uzun kenara koymuşlar. Bu hoşuma gitmedi. Yani tableti dik tutmak amaçlı üretilmiş. Neyse. çalıştıralım bakalım dostlar. Açılsın kendisi. Titreşimi var. Bakın tabletlerde önemli bir şey bu. Hep göz ardı ediliyor. Ben tabletlerde titreşim seviyorum dostlar. O zaman 2 dakika e, dur kuruluma geçmeden önce şunu bir kılıfını sizlere bir gösterteyim. Sonra da bir kurulum yapıp hemen geleceğim tabii ki. Sizler o esnayı görmeyeceksiniz. Sizleri bekletmemek için. Ha. Şimdi ilk izlenim olarak zaten şöyle yatay fotoğraflar göstermişlerdi. Her fotoğrafa baktığınızda bu ürüne ilgili şöyle yatay çekmişler fotoğrafı. Sanki kılıfı göstermek istiyorlar gibi. Hayır. Bu bir satış yanıltmacası. Lenovo da bunu yapıyor. Yani müşterileri kandırmaya çalışıyor. Kenarlar ince görünsün diye bunu yapıyorlar. Kenarlar hiç de ince değil. 9 inçlik bir tablet. Ama kenarlar biraz daha ince olabilirdi. E, şıklık konusunda ben açıkçası çok fazla bu tasarımı beğenmedim. Ama arka tarafın tasarımı çok hoş. Aa bak bak. Burası güzel ama kırılmaya Aha, bu şekilde kilitleniyor. Şöyle. Ha, şöyle kilitleniyor burası. hop tek kademeli bunu böyle yaptıktan sonra ister böyle dik koyup işte kamera burada olduğu için görüntülü görüşme yapın ister şöyle yan koyun film video izleyin diğer tarafa doğru koyarsanız cortlayabilir dikkat edin bu şekilde koymak lazım ama kullanmadığınız zamanlarda böyle elinizi geçirmeyi falan hayal etmeyin Çünkü bu bakın sert plastik çok çabuk kırılabilir bir yapıda Dolayısıyla bunu kullanmadığınız zamanlarda özenle böyle kapatmaya dikkat edin dostlar. Şimdi hemen ben bunu kurup geliyorum. Android 12 ile beraber geldiğini gördük. Ne kadar güncelleme alır açıkçası ben de bilmiyorum. Ekran kasa gövde oranına baktığımızda şu şekilde. Bir de ek yani parlaklık fena değil. Yani bu seviyedeki bir tablet için bence güzel. Mesela Samsung Galaxy Tab A7 Lite ile kıyasladığımda kesinlikle bu tabletin parlaklığı daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Tabi arada fiyat farkı da bulunmakta. Ekranın her ne kadar çerçeveler biraz kalın gibi gelse de bu tabi ben üst düzey cihazlara alıştığım için bana biraz böyle geldi. Biraz şöyle elimde tuttuğumda yok böyle tutacak yeri olsun. Evet bence bu güzel. Ekranı ee, ekranın şu köşeleri de bakın hafif yuvarlatılmış. Yani güncel tasarım detayların hepsi bulunuyor üzerinde 2023 yılı için ne varsa bu cihazın içerisinde de onu görebiliyoruz yani fena değil bir de sesine bakalım Dilerseniz telifsiz müziğimizi açtık bakalım şimdi şunu bir tam ekran yapalım Öncelikle niye olmuyor bu tam ekran böyle yapınca olmuyor muydu Heh, oldu ses son ses yapalım

Şimdi dostlar ilk yorumlarım şöyle ekran parlaklığı güzel işlemciyi henüz bilmiyorum kurulum esnasında her cihaz biraz ısınır bu cihazda da ufak tefek ısınmalar hissettim ısınmayı şu köşede hissettiğimi belirtmeliyim. Cihazın dizaynı konusunda da şunu söylemeliyim. Özellikle fazla bütçesi olmayan işte oyun oynamak isteyen, film izlemek isteyen dostlarımız için güzel bir işlemci var içerisinde. Ben eminim ki düşük ayarlarda PUBG'yi de akıcı bir şekilde oynatacaktır. Ya yani tam bir 60 FPS olmaz ama 30'un da altına düşmez diye düşünüyorum. Ve benim en çok önem verdiğim şeylerden bir tanesi biliyorsunuz ki hoparlör dizilimi. Bakın cihazın hoparlörleri ortada değil üstte bulunuyor. Yani yan tuttuğumuzda üstte bulunuyor. Bunu da en büyük avantajı cihazı şöyle kavrayıp PUBG'ye kaptırdığımızda hoparlörü avucumuzun içiyle bakın kapsama, kapatmamış oluyoruz. Bence bu güzel. Ee, beğenmediğim şey tasarım falan da çok güzel. Çok hoş. Şuradaki şeyi de söktüm ben. Onu da gösterelim. Ee, şu kılıfı taktım. Ben kılıfı açıkçası çok e, beğenmedim. Yani benim çok hoşuma gitmedi. Şu kenarlar biraz daha sert olabilirdi. Bunu elimde tuttuğumda hop buralar böyle çıkıyormuş gibi. Gerçekten mesela şunu şöyle tutmak istediğimde beni çok rahatsız ediyor. Şu şekilde de rahatsız ediyor. Yani bu kenarlar biraz daha kalın sert malzemeden olsaydı iyi olurdu diye düşünüyorum. Ama hiç yoktan iyidir. Özellikle böyle bir tablet satın aldıktan sonra kılıf bulmak gerçekten çok sıkıntı olacaktır. Keşke ekran koruyucu filmi de ekrana uygulanmış bir halde gelseydi, bizi uğraştırmasaydı. Diyelim ve videoyu yavaş yavaş sonlandıralım. Son bir özet geçmek gerekirse 9 inçlik IPS panel, Helio G88, Helio g 80 işlemci, 4 GB RAM ve 64 GB'lık dahili depolama ile beraber geliyor. Android 12'de. de Eh işte. Keşke Android 13 ile çıksaydı. Böylesine güncel bir tablet. Diyelim ve videoyu sonlandıralım. Bu cihaz ile ilgili merak ettiniz. Ne varsa bana sorun ki ben onların videosunu çekeyim. Testini mi istiyorsunuz? İşte oyun mu oynamamı istiyorsunuz? Ne istiyorsanız sorun. Çekinmeyin. Şimdilik bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Beğeni atmayı unutmayın dostlar.